Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. الحمد لله الذي شرفنا بدين الإسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القرآن الحمد لله الذي من علينا بإرسال رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا Nebiyyur Rahme. Sadaka Resulullahi fîmâ kâl evkemâ kâl. Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak olarak tanımayı ve hakka uymayı, batılı batıl olarak tanımayı ve batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kulların arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin güzel isimleri arasında Kur'an-ı Azimüşşan'da özellikle zikredilen El-Mubeşşiru sallallahu aleyhi ve sellem veya El-Beşiru sallallahu aleyhi ve sellem En-Nezîru sallallahu aleyhi ve sellem isimleri ön plana çıkmaktadır. Müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamberin ümmetiyiz. Bazı hadis-i şerifleriyle ümmetini, insanlığı, kıyamete kadar gelecek Müslümanları uyaran sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pek çok hadisi şerifiyle cenneti, cemalullahı, Kevser'i, nimetleri, bereketleri müjdelemektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin her iki özelliğiyle bizlere beyan ettiği hadisi şerifler hayatımızı, tarihi, coğrafyayı, geleceği insanlığı aydınlatmakta, Allah'ın gerçek manada sevgili bir kul olabilmenin yolunu ve esasını göstermektedir. Okuyacağımız hadis-i şerifler sevgili Peygamberimizin müjde niteliğindeki, teşvik niteliğindeki, tergib niteliğindeki ve özendirme niteliğindeki hadisi şerifleri. Rabbim sevgili Peygamberimizin gerçek manada ümmeti olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. An Câbir'in radıyallahu anhu kal, genç sahabi Câbir anlatıyor. Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur.
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم. Beş vakit kılınan namaz sizden birinin evinin kapısı önünde gürül gürül akan bir nehir gibidir. يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. Hemen evinin kapısı önünde sahil kenarında bir evi olan kimseyi düşünün. Sabah akşam günde beş defa yıkanan kimse nasıl tertemiz olursa beş vakit namazda camide cemaatte yer alan kimse manen aynı şekilde tertemiz olmaktadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz beş vakit namazın günahlarımızı, kirlerimizi, kusurlarımızı temizleyeceğini, derecemizin yükselmesine vesile olacağını bu hadisi şerifiyle beyan etmektedir. An İbn Abbasin radıyallahu anhuma ennehu kal. Bir başka genç sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın oğlu Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, Allah ondan da babasından da razı olsun, Cenab-ı Hak bütün sahabe-i kiramdan razı olsun, makamları cennet olsun, bizlere şefaatçi kılsın. Kal semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ. Bir Müslüman kişi ölürse, فَيَكُمُ عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا. Cenazesine 40 kişi katılırsa, bir Müslüman kişi vefat eder de 40 Müslüman cemaatine katılırsa, لَا يُشْرِكُونَ بِاللّٰهِ شَيْئًا. Allah'a şirk koşmayan 40 Müslüman, 40 samimi Müslüman bir Müslümanın cenazesine katılırsa illa şeffa'ahumullahu fihi, Allah o Müslümanları o cenaze hakkında şefaatçi kılar. Kıldıkları namaz, onların şehadeti, cenaze namazı ve şehadeti Allah nezdinde şefaat olarak kabul edilir. Cenazeye katılan Müslümana bir Uhud dağı kadar sevap var. Müslümanın cenazesinde bulunduğu kişiye de şefaatçi olma hakkı var. Cenab-ı Hak onların namazını, şehadetini şefaat olarak kabul eder. Yani o cenazeyi affeder. Her iki taraf içinde cenaze namazı hayra, berekete, ecre, sevaba vesile olmaktadır. Müjde üzerine müjde. Yeter ki biz amel eden olalım. Yeter ki ihlaslı olalım. Yeter ki rıza ilahi kazanmak için gayret edelim. An İbni Mes'udin radiyallahu anhu kal. Abdullah bin Mes'ud anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gölgesi gibi bir elinde peygamberimizin takunyaları, öbür elinde ibrik, Aleyhissalatü vesselam Efendimizi takip eden, ona hizmet eden, onun her halini tespit etmeye çalışan bir Müslüman, bir sahabi Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. كُنَّ مَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraberdik. فِي قُبَّةٍ نَحْوَنْ مِنْ اَرْبَعِينَ. Bir çadır içerisinde, büyükçe bir çadır içerisinde 40 kişi kadardık. فَقَال, şöyle buyurdu. Bugün müjdeli hadisleri okuyoruz. Ümmetine aleyhissalatü vesselam Efendimizin bereket, hayır, ecir, ganimet, sevap takdim ettiği, müjdelediği hadis-i şerifler. Şöyle buyurdu
sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Eterdavun en tekunu rubu ehlil cenne. Ne dersiniz? Bu ümmeti Muhammed'in cennetin dörtte birini teşkil etmesine razı olur musunuz? Cennetin dörtte biri, ilk insandan kıyamete kadar gelecek insanlar arasında ümmeti Muhammed'in cennetteki yeri dörtte bir olmasına razı olur musunuz? Kulna naam, evet dediler. Gayet güzel olur. Eterdavun en tekunu sülüse ehlil cenne. Ne dersiniz bu ümmet, ümmeti Muhammed cennetin üçte biri olsa buna razı olur musunuz? Kulna naam, evet dedik. Kal sözüne şöyle devam etti. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi. Muhammed Mustafa'nın nefsi elinde olan, Allah'a yemin ederim ki inni ercu en tekunu nisfe ehlil cenne. Ben ümit ediyorum, Rabbimden bekliyorum ki cennetin yarısı ümmeti Muhammed olsun. Cennetin yarısının ümmeti Muhammed'den meydana gelmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, dua ediyorum, böyle bekliyorum, ümit ediyorum. İnni le ercu, böyle ümit ediyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin temennisi yarısı değil tamamı ümmeti Muhammed'in cennetlik olsun. Ümmet, cennetin yarısı ümmeti Muhammed'den meydana gelecek. Ve zâlike ennel cennete la yedhuluha illa nefsün müslime. Şu kadar var ki cennete ancak Müslümanlar girecek. Müslüman olmayanlar cennete giremeyecekler. وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ. Sizler bu ümmeti Muhammed olarak siyah bir öküzün vücudundaki beyaz bir kıl gibisiniz. Şirk ehli, küfür ehli o kadar o kadar o kadar çok olacak ki ümmeti Muhammed bir kıl. Keşareti sevda fi cildi sevril ahmar, kızıl bir öküzün vücudundaki derisindeki siyah bir kıl. Ümmeti Muhammed'in sayısı bu kadar az olacak. Yani şirk ehli, küfür ehli çok olacak ve ümmeti Muhammed'in de cennetin yarısını teşkil edeceğini müjdesini size veriyorum diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamberim diye dua eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini benimseyen, Peygamber Efendimizin çizgisine tabi olan, hadis-i şeriflerini okuyan, öğrenen, yaşayan, yaşatan, çocuklarına, nesline Peygamberimizin ahlakını gösteren ve o yolda yürüyen müminler elbette onun şefaatine nail olacaklar ve inşallahü teala cennetle, cemalullahla müşerref olacaklardır. Nercu rahmeteke ve nehşe azabek. Her akşam okuduğumuz vitir duasında öyle diyoruz. Rahmetini ümit ediyoruz ya Rabbi. Rahmetini ümit ediyoruz ya Rabbi. Azabından da korkuyoruz. İnne azabeke bil küffari mulhik. Şunu biliyoruz ki senin azabın, inne azabeke bil küffari mulhik. Senin azabın sadece ve sadece kafirlere erişecektir. Yani ümitli olmak, cennetle, cemalullah ile ümitli olabilmek müminin şiarıdır. Ümitle korku arasında bulunması emredilen mümin kulun Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, Cenab-ı Hakk'ın cennetini, Cenab-ı Hakk'ın rızasını, bereketini, yardımını, nusretini
sürekli bekleme ve sürekli bunu talep etme arzusu olmalıdır. Hani Ebi Musa Eş'ariyye radıyallahu anhu kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kâne yevmul kıyâme. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki kıyamet günü olduğu zaman defa Allahu ila kulli muslimin Yahudiyen ev nasraniyen. Allah her Müslümana bir Yahudi veya bir Hristiyan verir. Fe yekulu şöyle buyurur. Hâze fekâkuke minen nâr. İşte senin cehennemden kurtulmana vesile, fidye budur der. Ve fi rivayetin anhu'nin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yeci'u yevmel kıyame. Şu hadis-i şerifin müjdesine, güzelliğine bak. Yeci'u yevmel kıyameti nâsüm minel muslimin. Kıyamet gününde Müslümanlardan bazı kimseler bizünubin emsalil cibal, dağlar gibi günahlarla gelirler. Dağlar gibi günahlar getirirler. Kıyamet gününde bazı Müslümanlar dağlar gibi büyük günahlar getirirler. Yaghfiru Allahu lehum, Allah onların hepsini affeder. Allah'ın affedici olduğuna inanan Müslüman hatalar, kusurlar, günahlar sonrası elini açıp Ya Rabbi diyebilmelidir. Kul Ya Rabbi derse Cenab-ı Hak Lebbeyk ya abdi, buyur ey kulum seni affettim der. Zekarani abdi, kulum beni hatırladı. Allah'ı hatırlayabilmek, Cenab-ı Hakk'a yalvarabilmek, yakarabilmek büyük bir derece. Hani ne deriz? Ya depremde, felaketlerde, belalarda Allah'ı hatırlıyoruz diyoruz ya. Biri öyle diyor deprem sonrası. Hiç Allah aklıma gelmedi. Hayatında Allah adını anmayanlar depremde bile Allah'ı hatırlayamazlar. Kabirde Allah'ı hatırlayamazlar. Peygamberin kim diye sorulduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ya ezanlarda duyuyordum. İnsanlar bir şeyler söylüyor ama şu anda hatırlayamıyorum diyecektir. Münafıklar, şüpheliler, şüpheciler, imanda şüphesi olanlar diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Allah'ı ve peygamberini kabirde bile, kabir sorularında bile hatırlayamayacaklar. Rabbisini zikreden, hatırlayan, dua eden, Cenab-ı Hakk'a yalvaran, yakaran Müslüman elbette dağlar gibi, emsalil cibal, dağlar gibi günahlarla gelse bile yaghfiruhallahu lehum, Allah onları affedecektir. Yeter ki tevbe etsin. Yeter ki Rabbisini tanısın. Yeter ki onun günah olduğunun farkında olsun. Günümüz Müslümanların bir özelliği var. Günahı günah olarak kabul etmiyor. Hani Mevlana Celaleddin Rumi, yaşadığınız, inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız diyor ya. İnandığımız gibi yaşayamazsak yaşadığımız gibi inanmaya başlıyoruz. Herhalde benim yaptığım doğru kanaati hakim oluyor. Haramları haram olarak kabul edebilmek, gözyaşı dökebilmek, günahları, kusurları hatırlayıp tevbe edebilmek, elimizi açtığımızda dualarımızı gözyaşıyla ıslatabilmek, işte istenen budur. Böyle kulları için Rabbim Gafur ve Rahim, son derece mağfiretli, son derece merhametli edendir. Rabbim
rahmetine, mağfiretine, lütfuna, ihsanına layık eylesin. An İbn Umar radıyallahu anhuma kal. Genç sahabi, zaten sahabe-i kiramın büyük çoğunluğu gençlerden meydana geliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatında Medine-i Münevvere'deki sahabe-i kiramın yaş ortalaması 25. Genç insanlardan meydana gelen bir cemaate hitap ediyordu. Abdullah İbni Ömer böyle genç bir Müslüman. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin oğlu Abdullah anlatıyor. Semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Yudnel mu'minu yevmel kıyameti min rabbihi. Kıyamet gününde mümin hatta yada'a kenefehu aleyh, Rabbisinin lütfuna o kadar yakın olur ki fe yukarriruhu bi zunubihi. Cenab-ı Hak halktan, milletten gizlediği günahları ona hatırlatır. Tek tek günahlarını itiraf eder. Ya Rabbi, ben hata ettim. Ben bu günahı işledim der. Cenab-ı Hak günahlarını gösterir. Günahlarını takdim eder. Bugünkü insana bunu tarif etmek çok kolay. Dünkü insana günahları nasıl gösterilir anlatmak zordu. Görsel ve işitsel olarak canlı yayın gibi hayatını seyrettirir Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. İşte hayatın, işte işlediklerin. Ve yekul etarifu zembe keza, etarifu zembe keza. Şu günahı hatırlıyor musun? Şu hatayı hatırlıyor musun? Önce itiraf ettirir. Ve yekul Rabbi arif. Hatırlıyorum, biliyorum der. Kendisini gösterir. Elimiz şahit, elimiz konuşacak. Yasin suresinde ifade edildiği gibi ayaklarımız şahit olacak. Elimiz, ayağımız, vücudumuz şahit. Kale fe inni setertuha aleyke fid dünya. Bu dünyada ben bu günahı örttüm. Kimsenin haberi olmadı. Ne çocuklarının, torunlarının, ne eşinin, komşularının, hiç kimsenin bu günahından haberi olmadı. Ve en ağfiruha lekel yevm. Bugün bu günahların tamamını siliyorum, örtüyorum, affediyorum, bağışlıyorum der. Fe yu'ta sahifeti hasenatihi. Günahlar silinir, eline iyilikler, güzellikler, hayırlar, ibadetler sayfası verilir. Cenab-ı Hak kuluna önce günahlarını itiraf ettirir. Çünkü önce bittim, tükendim, yandım der. İşte Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremi, ihsanı ve bereketi işte o zaman gündeme gelir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kulunu affeder buyuruyor. Hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yeter ki Rabbimizi tanıyalım. Cenab-ı Hakk'a karşı olanlar, isyan edenler, karşı çıkanlar, Cenab-ı Hakk'ı tanımadığını ifade edenler elbette bu mağfiretten, bu lütuftan istifade edemeyecekler. Allah'a şirk koşanlar elbette bu aftan yararlanamayacaklardır. Rabbim affına, bağışına, mağfiretine nail eylesin. An İbni Mes'udin radıyallahu anhu. Yine Abdullah İbni Mes'ud'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Enne racülen asabe min imraetin kubleten fe eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fe akbarahu. Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah, ben bir yanlışlık yaptım. Bir hanımla basit bir ilişkimiz oldu. Zinaya varmadı. Ama ben hata ettim, günah işledim. Fe enzelallahu teala, bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti kerime indirdi. Ve akimis salate tarafeyn nehari
ve zulefen minelleyl. Gecenin iki tarafında, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Ve akimis salate tarafeyn nehar. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Yani sabah, akşam, yatsı namazları tarif ediliyor. İnnel hasenati yüzhibne seyyiat. Yapılan hayırlar, iyilikler, güzellikler, kötülükleri, günahları siler, götürür. Fekâler racül. Adam dedi ki, eli hâde ya Resûlallah. Bu bir mükafat. Kıldığın namaz senin bu günahını silecek manasında bu ayeti okudunuz. Bu ayet bunun için indi. Bu mükafat sadece bana mı? Bu ayet sadece benim affolunduğum manasına mı geliyor? Kal li cemii ummeti kullihim. Bütün ümmetim için. Günah var, abdestle dökülür. Günah var, namazla dökülür. Günah var, oruçla dökülür. Günah var, umreyle dökülür. Günah var, haçla dökülür. Her günahın derecesine göre. Ama kul hakkını şehitlik bile ödemiyor. Kul hakkı olanların günahını, borcunu Cenab-ı Hak silmiyor. Ya af dilenecek yahut kıyamet gününde sevaplarımızdan bize hakkı geçen kimsenin ameline eklenecek. Sevabımız kalmamışsa onun günahlarından bize eklenecek. Rabbim huzuruna kul hakkıyla varanlardan eylemesin. Yani elimizi yıkarken hadisi şerife göre elimizle işlediğimiz küçük günahlar dökülüyor. Yüzümüzü yıkarken yüzümüzle işlediğimiz, gözlerimizle, kulaklarımızla işlediğimiz günahlar dökülüyor. Ayaklarımızı yıkarken harama yürüdüğümüz günahlar dökülüyor. Derece derece. Hac ibadeti hayatımızı ikiye ayırıyor. El haccu yehdimu ma kâne kable. Haçtan önceki günahlar siliniyor. Haçtan önce, haçtan sonra. Hicret, yeni Müslümana giren, yeni İslam'a giren kişi ve hac ibadeti amel defterinin, günahlarının sıfırlanmasına sebep oluyor. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikramı, mübarek günler, mübarek geceler, mübarek yerler, ibadetler, hayırlar hep bizim lehimize. Kulun Rabbisine yakın olması isteniyor. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. Bir zira yaklaşırsa bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Buyuruyor hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Yeter ki Allah'a yönelelim, yeter ki dua edelim, yeter ki yalvaralım, yakaralım. Günah çıkartmak yok. Günahımızı herhangi bir kimseye, bir hoca efendiye söylememiz gerekmez, uygun da değil. Günahlar Cenab-ı Hak'la aramızda sır olarak kalmalı. Ve tevbelerde, dualarda o günahı zikrederek Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiret dilemeliyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinden bugün müjde niteliğindeki hadisi şerifleri okuyoruz. An Enes'in radıyallahu anhu kal ce'e racülün ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sahabi sevgili peygamberimize geldi. Fekal ya Resulallah asabtu hadden فَاَقِمْهُ عَلَيَّ. Ya Resulallah ben büyük bir günah işledim. Had cezasını gerektirecek bir günah işledim. Bana cezamı uygula dedi.
O hadaratis salah, o sırada ezan okundu, namaz vakti girdi. Fesalla ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. O şahıs Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte o namazı kıldı. Felemme kadas salate kal, namazı bitirince yine Peygamberimize geldi. Ya Resulallah, inni asabtu hadden feqim fiyye kitaballah. Ben büyük bir günah işledim. Bu günahın cinsi, rengi, bu günahın şekli hadis-i şerifte yer almıyor. Hırsızlık gibi bir günah, zina gibi bir günah, had cezası, iftira gibi bir günah. Ama günahın ismi verilmiyor. Böyle bir suç işledim, böyle bir günah işledim. Bana Allah'ın kitabını tatbik et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, hel hadarte ma'nes salah, bizimle beraber bu cemaatle namazda bulundun mu? Kale nam, evet. Kad gufira lek, günahın affolundu buyuruyor. Senin büyük diye gördüğün günah, kıldığın namazda affolundu. Cemaate gelenler, camide bulunanlar attıkları her adımla bir derecesinin yükseldiğini, bir günahın silindiğini bilmelidirler. Selime oğulları vardı. Evleri Mescid-i Nebevi'ye uzaktı. Mescid-i Nebevi'nin yanında bir yıkıntı vardı, temizlendi. Yeni bir arsa satışa arz edildi. Selime oğulları bu arsaya talip oldular. Ama Peygamberimize geldiler. Ya Resulallah, biz buraya taşınmak istiyoruz. Buraya bir ev yapmak, camiye komşu olmak istiyoruz. Ne dersiniz? Camiye, cemaate uzaktan geliyoruz. Efendimiz ne buyurdu? Beni Seleme mekanikum tükteb âthâruk. Ey Selime oğulları, evinizde kalın, yerinizde kalın, adım başı sevap kazanasınız. Camiye yakın mesafeden gelenlerle uzaktan gelenlerin elbette farkı olacak. Uzaktan camiye, cemaate katılanların ecir ve sevabı adım başı elbette farklı olacaktır. Rabbim cemaatten, camiden bizi koparmasın. Yani kalbi namazda, gözü ezanda olan, kulağı ezanda olan insanlar arşın gölgesi altında Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına layık olacak yedi grup içerisinde zikredilmektedir. Raculun kalbuhu muallekum bil mesacid. Kalbi mescitlere bağlı adam, camiye bağlı. İkide bir saatine bakıyor, ezan oldu mu? Ve ezanı camide dinlemeye gayret ediyor. Ne muhterem zevat yaşamış. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde dünyaya gelen Said İbnül Müseyyep var. 40 yıl Mescid-i Nebevi'de ezanı camide dinleyen zat. Bunlar da insandı, melek değildi. Hastası, cenazesi, düğünü, daveti elbette vardı. Ama plan ve program o kadar güzel yapılmış, 40 gün değil, 40 ay değil, 40 yıl ezanı camide dinleyen zat. Yani tabi'in alimleri, ikinci nesil alimleri arasında Üveys el-Karani mi daha eftal, yoksa Said İbnül Müseyyep mi daha eftal diye hadis alimleri arasında tartışma var. 40 yıl ezanı camide dinleyebilmek, ne büyük bir derece. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ve anhu radiyallahu anhu kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Enes bin Malik hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerif. İnnallâhe leyerdâ anil abdi en ye'kulel eklete feyahmeduhu aleyha ev yeşrabe şerbete feyahmeduhu aleyha. Kul bir lokma yer, elhamdülillah derse,
bir yudum içer elhamdülillah derse Cenab-ı Hak ondan razı olur. Yemeklerden sonra elhamdülillah deyip Allah'a şükretmek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesiledir buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Allah'ın rızasını kazanmanın çok çeşitli yolları var. En basiti efdalü zikri la ilahe illallah ve efdalü duai elhamdülillah. Zikrin en faziletlisi, sevabı en çok olan zikir la ilahe illallah demektir. Kelime-i tevhid zikridir. Duanın en faziletlisi, en bereketlisi, sevabı en çok olanı elhamdülillah diyebilmektir. Her hal üzen elhamdülillah ala kulli hal sivel kufri ve dalal. Küfür ve sapıklık hariç her halde Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ediyoruz. Rabbim hamdimizi ziyade eylesin. An Ebi Musa radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Riyazu Salihin isimli bu eser 1900 hadisi şerifi ihtiva ediyor. Sahih, hasen, makbul hadisi şeriflerden İmam Nevevi merhumun seçtiği, her evde mutlaka bulunması gereken bir eser. Riyazu Salihin. Bu eserde 438 nolu hadisi şerifi okuyoruz. Bugün müjde hadislerinde ümit veren ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine sevaplar, müjdeler, rahmetler, bereketler saçıldığını ifade eden hadisi şerifi. An Ebi Musa radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. İnnallâhe teâlâ, Allahu Teala yebsutu yedehu billeyli, gece elini açar. Rahmet elini açar. Liyetûbe musî'ul-leyl, musî'un-nehâr, gündüz günah işleyenin tevbe etmesi için. Gündüz günah işleyenin tevbe etmesi için Allah gece rahmet elini açar. Rahmet elini açar. Yani gündüz günah işleyenin günahını gece kabul eder. Günahını gece affeder. Ve yebsutu yedehu bin nehari, gündüz rahmet elini açar. Liyettube musiul leyl, gece günah işleyenin tevbesini kabul etmek için. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gündüz akşama kadar, gece sabaha kadar mühlet verir. Kul tevbe etsin diye. Melekler, sağımızdaki melek hayrı, iyilikleri, güzellikleri yazar. Solumuzdaki melek günahları, hataları, kusurları yazar. Ama hayrı yazan melek anında yazdığı halde günahları yazan melek akşama kadar bekler. Listeyi bir kenara not eder ama onu deftere yazmaz. Belki tevbe eder. Belki Cenab-ı Hak'tan mağfiret diler. Nihayet akşam o kimse tevbe ederse o günahları yazmadan o günahlar silinir. Gündüz günah işleyene akşama kadar mühlet tanınır. Ama akşam oldu hala tevbe etmemiş. Hala pişman olmamış. Hala kızgınlığında, inanında devam ediyor. Nefretinde, şiddetinde devam ediyor. Ben haklıyım diyor. Haklı olsanız bile tartışmayı bırakın. Cennetin ortasına gireceğinizi, Firdevs cennetine gireceğinizi ben müjdeliyorum diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haklısınız. Adam geldi arabanıza vurdu. Adam haksızlık yaptı. Buna rağmen affedici oluyorsunuz. Hoşgörülü davranıyorsunuz. Haklı olduğunuz halde cennetin ortasına, Firdevs cennetine nail oluyorsunuz. Ama haksızsınız. Yine tartışmadan vazgeçtiniz. Cennetin kıyısında yine bir yer var. Yani haklı da olsanız, haksız da olsanız
tartışmayı bırakalım. Kin, nefret, şiddet, intikam, baskı, işkence yok. Müslüman rahmet insanı olmalıdır. Rahmet ümmetiyiz. Kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan rahmet kitabı. Okuduğum hadis-i şeriflerinde Efendimiz öyle buyuruyor. Ene nebiyyur rahme. Ben rahmet peygamberiyim. Ve me erselnake illa rahmeten lil alemin. Ey Habibim, biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Sürekli rahmet vurgusu yapılan Fatiha'da Errahmanirrahim isimleri, Besmele'de bunlar geçiyor. Selamda Esselamu Aleyküm dedikten sonra ve rahmetullahi ve berekatuhu, Allah'ın rahmeti, bereketleri üzerine olsun ey Müslüman kardeşim diyoruz. Ama acımasız davranıyoruz. Ama katı davranıyoruz. Katı yürekli oluyoruz. İşte Cenab-ı Hak Celle Celaluhu akşama kadar fırsat tanıyor. Kulum belki kızgınlığı geçer, öfkesi geçer. Ya ben hata ettim ya Rabbi der. Ya Rabbi ben yapmamalıydım. Ben bu kardeşimi üzdüm, gönlünü kırdım der. Önce Cenab-ı Hakk'a arz eder, sonra kardeşinden helallik diler. Akşama kadar ve Cenab-ı Hak akşam rahmet elini açar. Yani affeder, tevbe ederse yalvarırız, yakarırız. Akşam bir hata işledi, sabaha kadar fırsat var. Ama yine Allah'a yönelmezse artık o yazı yazılır. O günah onun aleyhine tescil edilir. Müslüman bir günah işlediği zaman kalbine bir siyah nokta. Günahın büyüklüğüne göre. İkinci bir günah, ikinci bir siyah nokta. Üçüncü günah o siyah noktalarla kalp diyor aleyhissalatü vesselam. Nüktetün sevda. Siyah noktalarla o kalp giderek kararır. Günahlara aşırı derecede dalan, boğulan bir kimse duymaz hale gelir. Gerçekleri duyamaz, göremez, anlayamaz. Uyarılarak kulak tıkar. Ne ayet, ne hadis, ne annesi, ne babası, ne komşusu, ne hocası, ne doktoru. Ona artık söz tesir etmez. Kalp kararmıştır. Duyarsız, duygusuz, heyecansız bir kimse olmuştur. Rabbim muhafaza eylesin. Kur'an-ı Azimüşşan'da Furkan suresinin son ayetlerinde Rahman'ın has kullarından, Allah'ın salih kullarından, sevgili kullarından söz ederken Cenab-ı Hak Celle Celal öyle buyuruyor. Onlar Allah'ın ayetlerine kulakları sağır, gözleri kör kimseler değildir. Allah'ın ayetlerini duyan, anlayan, okuyan, yaşayan, duygulanan, Allah'ın ayetlerini gören, bilen insan elbette ibret alacaktır. Hatta tatlu'a şemsü min mağribiha, bu durum, tevbe kapısı, kıyametin son alameti gerçekleşinceye kadar açık olacaktır. Nihayet güneş batıdan doğunca, kıyametin en son alameti güneşin batıdan doğması. Bu ne demektir? Allah'ın ilahi kanunlarının değişmesi. Yani dünyanın dönüşünün değişmesi demektir. Dünya tersine dönmeye başladığı zaman güneş doğudan değil batıdan doğacaktır. İşte son alamet bu. Dengeler kaybolacak, dengeler bozulacak. İşte o zaman insanlar hep tevbeye dönecektir. O zaman kıyametin kopacağını herkes anlayacak. Ama artık iş işten geçmiş olacak. O zamana kadar tevbeye devam etmemiz isteniyor. Zikre devam etmemiz isteniyor. Biz zikretmeyen insanlar olduk. Biz tevbe etmeyen insanlar olduk. Bir düşünün, Mekke'ye, Medine'ye gittiğinizde, umrede olduğunuzda, haçta olduğunuzda, ağzınızdan sürekli dua, Medine'de salavat, Mekke'de la ilahe illallah. Peki ülkenize, memleketinize döndüğünüzde değişen nedir? Salavatlar unutuluyor, dualar unutuluyor. Mekke, Medine'deki günleriniz veya Ramazan-ı Şerif'teki günleriniz veya Cuma günleri veya Kandil günlerindeki o bereketli saatler niye çabucak unutuluyor?
İnsanoğlu gerçekten çok unutkan. Hulikal insanu zayıfa. İnsanoğlu zayıf yaratılmış. Gerçekten hakikatleri bildiği halde kendisine hatırlatılması gerekiyor. Ve zekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Kitabımız öyle buyuruyor. Ey Habibim, sen hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Herkese de fayda vermiyor. İnanmayan insana hatırlatsanız da fayda vermiyor. Kulakları tıkalı bir insana hitap edemezsiniz. Walkman'le kulağını tıkamış bir genç duyamaz sizi. Bir vızıltı duyar ama anlayamaz. Kulakları tıkalı. Günümüz insanının Hakk'a kulakları tıkalıysa duyuramazsınız. Allah duyanlardan, görenlerden, anlayanlardan, ibret alanlardan eylesin. Rabbim gençliğimize şuur versin. Rabbim neslimizi hayırlı, bereketli, salih ve saliha nesil eylesin. Rabbim hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Yaşlılarımıza hayırlı, bereketli, sağlıklı bir ömür nasip eylesin. Genç kardeşlerimizin hayır yolundaki çalışmalarını başarılı eylesin. Öğrencilerimize, işçilerimize, iş adamlarımıza Rabbim hayırlı, bereketli, sağlıklı, rızasına uygun bir hayat nasip eylesin. Rabbim bizleri affına, mağfiretine nail eylesin. Rabbim huzurunda mahrum ve mahcup eylemesin. Sünnet-i Seniyye-i Muhammediye'yi layıkıyla yaşayamadık. Rabbim affeylesin. Gençliğimize, neslimize İslam'ı gösteremedik, öğretemedik. İslam'ı, ibadetleri, Allah'a kulluğu tam manasıyla anlatamadık. Rabbim bizleri affeylesin. Rabbim huzurunda mahrum ve mahcup olanlardan eylemesin. Rahmetinden, lütfundan, ihsanından, bereketinden mahrum eylemesin. Ya Rabbi, lütfunu istiyoruz, mahrum eyleme. İhsanını istiyoruz, mahrum eyleme. Yardımını istiyoruz, mahrum eyleme. Ya Rabbi, İslam dünyasında akan kanı sen durdur ya Rabbi. Akan gözyaşlarının dindiği günleri görmeyi nasip eyle Allah'ım. Ülkemizi, memleketimizi huzur dolu olarak devam etmesini nasip-i müyesser eyle ya Rabbi. Parçalamak, bölmek isteyenlere anarşi, terör, fitne, fesat ehline fırsat verme Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Rıza-i bariyle nail eyle. Lillahi teala el-Fatiha.